Başkanım, ben hızlıca yayına başlamak istiyorum. Sorularımla başlamak istiyorum. Bayburspor'un kırmızı grupta, ikincilik kırmızı grupta bir şampiyonluk yarışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu soruyu aynı zamanda bir de bir Bayburtlu olarak sormak istiyorum. Bayburspor asıl hedefi şampiyonluk mu yoksa önce playoff mu düşünüyorsunuz? Tabii ki bizim hedefimiz şampiyonluk. Yani şampiyonluğu kovalamak için biz mücadele veriyoruz. Çalışmalarımızın hepsi bizim şampiyonluk adına. Biz bu şampiyonluğa zaten arkadaşlarla beraber, takım arkadaşlarımızla olsun, teknik heyetimizde olsun, biz buna inandığımız için bu yolda yürüyoruz. Yani hedef şampiyonluk, onu söyleyeyim. Peki. Başkanım, şampiyonluk yarışında en ciddi rakipleriniz hangi takımlar sizce? Şimdi bizim grup zaten Şampiyonlar Ligi diyelim. Bu Ondan bahsedecek. Sakarya'sından, Trabzon'undan, Çorum'undan, Afyon, Bodrum. Yani hiçbirini birbirinden ayırt etmemek gerekiyor. Hepsi güçlü takım. Hepsi, rakiplerimizin hepsi güçlü. Camiaları çok güçlü. Camiaları çok büyük. Biliyorsunuz bütçeleri çok büyük. Biz bu mütevazi bütçelerimizle, mütevazi şehrimizle biz bunlarla mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle ben sonunu çok iyi biteceğine ben eminim. Yani ben inanıyorum buna, takım inanıyor, teknik heyetimiz inanıyor. Biz bu şekilde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani İnşallah. Yani burada takımları şey yapmamak gerekiyor. Yani takımları birbirinden ayırt etmemek gerekiyor. Takımların hepsi güçlü. Biz de gücümüzü biliyoruz. Biz onlardan aşağı değiliz. Hatta bizim daha iyi taraflarımız da var. Biz o taraflarımızla mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. başkan, daha çok erken ama ikincilik beyaz grupta mesela %50'nin üzerinde bir Pendik Spor görünüyor gibi, ama kırmızı grupta 7. 8. takım bile hani biz belki şampiyon olabiliriz düşüncesindeler. Hakikaten çok zor bir grupta Bayburtspor. Umarım yolun sonu aydınlık olur. İnşallah. İnşallah. Başkanım, bu hafta Sivas Belediyespor'la oynayacağız. Ben öncelikle o maçın değerlendirmesini alayım. O maçtan ne bekliyorsunuz? Bunun peşine de bir sorum. Maçın Sivas'la oynanmasına dair bir başvurunuz olmuş sanıyorum. Bununla ilgili bir cevap aldınız mı? Maç nerede oynanacak? Biz vali beyimiz kanalıyla sağ olsun biliyorsunuz Sivas valimiz Salih Ayhan Bey bizim hemşerimizdir. Onun kanalıyla bir görüşme sağladık. Demir Grup Sivasspor'un sahasında biz oynamak için Sivas Belediyespor Başkanı'yla mutabık kaldıktan sonra tabii ki bunu biz dile getirdik. Sonradan statı bize vermek istediler. Demir Grup Sivas'ın statında oynamayı bize vermek istediler. Yalnız şöyle bir şey vardı. Kale önlerine yeni çim ektiklerini söylediler. Orasının bozulacağını. Biz de tabii buna şey yapmadık. Pek sıcak bakmadık. Yani insanlar oraya yatırım yapıyorlar. Biz bir maç için gidip o yatırımı bozmak bize yakışmadığı için biz de dedik ki tamam öyleyse kalsın dedik. Öylece kaldı. Yani şimdi Sivas Belediye'nin kendi statında oynayacağız. Zemini de çok iyi olduğunu söylediler bize. Buz da olmadığını söylediler. O şekilde Sivas Belediye'nin statında oynayacağız. Başkanım, Sivas deplasmanları her zaman zordur her takım için, ama Bayburt için bu pek söylenecek bir şey değil. Zaten Bayburt da soğuk bir şehir. Ben bu konuda bir zorluk yaşanacağını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim yani bizim gruptaki inanın ki bütün maçlar zor. Yani sadece Sivas Belediye deplasmanı değil, o değil, bu değil. Bizim oynadığımız bütün rakiplerle yani bizim gruptaki bütün takımların birbirleriyle olan maçların hepsi zor. Biz önümüzü teker teker bakıyoruz. Bütün hepsine tek maç olarak. Yani mesela her maçımıza biz Sivas Belediye ile oynayacağız. Sivas Belediye ile oynadığımız maç çok zor. Onu geçeceğiz Allah'ın izniyle. Sonradan diğer maça bakacağız biz. Etimesut maçımız var mesela. Ona bakacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Yani biz bu yolu emin adımlarla yürümek zorundayız. Biz çok zor şartlarda geldik Ahmet Bey buralara. Yani biz kolay bir şey değil. Yani bu takım nasıl oluştu? Bu takım buraya nasıl geldi? Geçen sene hangi şartlarla biz bu takımı aldık? Nasıl getirdik? Geçen sene düşmemeyi oynayan bir takım. Biliyorsunuz bunu. Bayburtlusunuz, takip ediyorsunuz. Yani hangi şartlarla biz bu takımı aldık? Bu takımı nereden nereye getirdik? Yani bunun aslında şey yapılması gerekiyor bence. Yani maç Sivas'ta çıktık, maç oynadık. Yenebiliriz de, yenilebiliriz de. Yeneceğiz bu yani tamam tabii ki biz bunun için çıkacağız. Ama
ne şartlarla mücadele ettiğimizi bilmesi gerekiyor. Bu çocuklar hangi şartlarda, yani futbolcu kardeşlerim hangi şartlarla mücadele ediyorlar? Gerek doğa şartları, gerek biliyorsunuz biz küçük bir şehrin büyük takımıyız yani. Evet. Yani Bayburt gibi bir şehirde böyle bir takım, Allah'a şükürler olsun, büyük bir olay. Başkanım, Selahattin Ekrek abimiz de yayına gelmiş. Selamları var. Sizi eritmemi istedim. Aleyküm selam. Selahattin abiye de çok selamlar söylüyoruz. Başkanım, ben transferlere geçmek istiyorum. Takımdan ayrılan oyuncular oldu ama yerine aldığımız iyi oyuncular da oldu. Evet. Bayburtspor transferi kapattı mı? Ya Bayburtspor'da hiçbir zaman bir kere transfer kapanmaz. Yani bizim olduğumuz yerde, biz bunu Şemsettin Çalışkan Bey'den öğrendik. Geçen sene geldiğinde de aynı şekilde devam etti. Bayburtspor'da hiçbir zaman transfer kapanmaz. Biz son dakikada da transfer yaparız. Ama bizim şu anda mevkilerimiz tamamen geçen, mesela ilk yarıya dönemle çok iyi bir takımımız var. Yani yedek kulübemizdeki, yani yedek değil bakın, ilk 11'de oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var bizim. Yani şu anda diyebilirim ki kaleden forvet ve yedeklere varıncaya kadar bu liglerde öyle futbolcular yoktur. Özellikle futbolcuların karakterine bakmak lazım. Bizim futbolcu kardeşlerimizin karakterleri o kadar çok yüksek bir karaktere sahipler ki, yani bu insanlar inandıktan sonra, bu futbolcu kardeşlerim inandıktan sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Ve galip gelemeyeceğimiz de takım yoktur. Buna inanın. Biz transferlerimizi zaten takımımıza, şehrimize, örfümüze, adetimize, ahlakımıza, bakın bunlar çok önemli şeyler, Tabii ki. ahlakımıza uygun transferler yaptık. Yani takım ahlakımıza uygun transferler yaptık. Allah'a şükürler olsun, bunun meyvelerini de alıyoruz zaten. Peki ayrılacak oyuncu var mı, olacak mı diye bir soru var başkanım. Ayrılacak Takımların. oyuncu da olabilir. Yani bu bizde şey değil. Şu anda bizim takımda şu an için bir tane oyuncumuzun transferi söz konusu. Başka bir kulübe, başka da yok. Anladım. Evet. Başkanım, altta bazı sorular geldi. Bu takımındaki bazı oyunculara yüksek miktarda ücretler geldi ama buna rağmen takımı bırakıp gitmedi. Bu oyuncuların isimlerini başkanımız açıklar mı diye bir soru var. Cevap vermek ister misin? Takımın komplesi. Hepsi diyorsunuz. Yeni transferler hariç takımın komplesi. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bakın bu ciddidir. Türkiye liglerinde ilk defa bir şey olmuştur. Onu da biz yaptık. Ve Onu şu an soracaktım. buyurun. Onu da ben soracaktım birazdan. Buyurun açıklayın. Sorabilirsiniz yani siz. Bu takımdaki bütün oyuncu kardeşlerime benim hepsine çok büyük transfer teklifleri geldi. Ben işte söylemek istediğim şeyler bunlardı. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu takımdaki oyuncu karakteri Türkiye'de inanın ki bulamazsınız. Bakın bulamazsınız Ahmet Bey. Çünkü Evet. parayla pulla ölçülmüyor bunun değeri. O kadar karakterli bir futbolcu topluluğumuz var ki bizim. Bunu kalecisinden forvetine yedeğine kadar sayabilirsiniz. Hepsine çok büyük transfer teklifleri geldiği halde bunlar kalktı, aynen şunu söylediler. Başkanım biz sizi seviyoruz, şehri seviyoruz. Biz bu kadar parayı hiç umurumuzda bile değil, biz bu şehir için oynayacağız dediler. Bizim söylemek istediğimiz şeyler zaten bunlar. Biz bu olguyu bu takımda Allah'a şükürler olsun sağladık. Takımdaki birlik bütünlüğü biz sağladık. Biz tuttuk adamların ellerine protokol verdik. Dedik ki şu tarihte paranızı ödeyemezsek serbest kalırsınız. Ödeyemedik o gün ve hepsi serbest kaldığı halde yine söylüyorum futbolcu kardeşimin bir tanesi bana geldi. Dedi ki işte bir konuşma esnasında dedim ki gidebilirsin normaldir ama kırılırım dedim. Gidiyor transferini kapatıyor. Diyor ki ben diyor Bayburt'ta oynayacağım diyor. Ve geliyor bana ne diyor biliyor musun? Başkanım siz seneye de burada mısınız diyor. Eğer buradaysanız diyor ben seneye de sizinle devam edeceğim diyor. İsim sorarsanız hepsinin de verebilirim yani isimlerini. Ya, o kadar karakterli Açıklayabilirsiniz. bir topluluğumuz. Buyurun. Alttan isim soranlar çok açıklayabilirsiniz.
Ya isim dediğiniz zaman zaten ben size söylüyorum. Bana dediniz ya kime teklif geldi? Ben de size söylüyorum. Yeni transferlerimiz haricinde bütün takımımıza komple geldi. Nasıl isim şey yapayım ki? Ayırayım ki burada. Siz bana söyleyin. Yani nasıl isim ayırayım? Kaleci Zülkürkvün'ü mü ayırayım? Yunus Emre Kırdal'ını mı ayırayım? Yani Uğur Aygören'ini mi ayırayım? Ali Fırat Okur'unu mu? Ömer Esen Kayası'nı mı? Geçelim orta sahaya. Sefa Narin'ini mi? Yani Onur Kolay'ını mı? Daha ismi hangi birini sayayım yani? Emre Şahin'ini mi sayayım? Yani hepsine geldi diyorum. Tarık Mayhoş'unu mu? Mehmet Taşçısı'nı mı? Hepsi teker teker hepsine geldi. Böyle bir karakter topluluğu bir daha Bayburt yakalayamaz. Bu arada Tarık Mayhoş demişken ben onunla Tuzlaspor'da beraber çalışmıştım. Eğer o da izliyorsa buradan ona da selam söylüyorum. Kendisine. Başkanım İzliyordur mutlaka. taraftarlardan çok sorular geliyor. Bayburt Gadalar grubu hakkında görüşlerinizi sormuşlar. Ya Gadalar grubumuz bizim taraftar grubumuz. Tabii ki geçmiş yıllara göre biraz daha şey yapıyorlar böyle herhalde. Soğuklardan dolayı diye söylüyorum. Sade Gadalar grubumuz yok bizim mesela. Sarı Duvar grubumuz da var. Onlar da aynı şekilde. İki taraftar grubumuz var zaten şu anda şehirde etkin. Büyük ihtimalle soğuklardan dolayı biraz fazla tribünleri dolduramıyoruz. Ama biz daha öncelerden izlediğimiz, gittiğimiz zaman taraftar olarak biz statımızı full, çok coşkulu görüyorduk. Şu anda o coşkudan biraz muzdaribiz. İnşallah o da ilerleyen haftalarda mı artık diyeyim, yani ne zaman gelecekse gelmesini bekliyoruz artık. Başkanım Yani ben burada şimdi Gadalarımız... Buyurun. aslen Bayburtluyum ama hani Kocaeli'de doğdum büyüdüm. Kocaelispor'un işte amatör ligdeki küçük lig maçlarını biliyorum. Şimdi birinci ligde daha az seyirci var. Bayburt'ta birinci lige bu kadar yakınken şu an belki de en az desteği aldığı zamanları yaşıyor. Bu yani bilmiyorum garip bir tesadüf galiba. Ya bu şöyle, ben yine söylüyorum. Biz kendimiz, yani özellikle başta ben olmak kaydıyla kendimiz, teknik heyetimiz ve takımdaki bütün futbolcu kardeşlerim, biz şampiyonluğa inanıyoruz. Başarının geleceğine inanıyoruz. Biz yine söyledik, geçen basın toplantımda da ben söyledim. Yalnız şehre inandıramıyoruz bunu. Yani şehirdeki o coşkuyu sağlayamıyoruz. Burada bir eksik belki bizde de vardır. Bizim de uyarılmamız gerekiyor. Ama bunu da inanıyorum ki ilerleyen günlerde biz sağlayacağız. Çünkü başarı geldikçe bu takım başarıyı sağladıkça taraftar da o stata geleceğine ben inanıyorum. Ama soğuğun da tabii ki etkisi var. Yani soğuk da var. -15'te maç oynuyoruz. Yani kolay değil. Evet. Yani o soğukta yayın yapmak için uğraşan orada hemşehrilerimiz var. Ben Allah kolaylık versin. Ben haklar ödenmez diye düşünüyorum. Onlar sayesinde izleyebiliyoruz maçların. Baş yayınla ilgili de sorun var birazdan ama ben tribün demişken yeni tribünle alakalı bazı sorular geldi. Yeni tribün ne zaman açılacak diye Yeni tribün şey yapıyorum. tamamen bitti. Arkadaşlar bizim zaten ilk geldiğimizde Vali Bey'le, spor il müdürümüz Adem Köse Bey'le konuşmamız bu tribünün bir an önce bitmesi. Çünkü o şekilde biz şey yaptık, konuştuk. Sağ olsun burada Şemsettin Bey gerçekten yani bunu takdir etmek gerekiyor. Şart gibi bir şey koşmuştu. Ben tamam gelirim, takımı alırım, oradan oraya getiririm ama stat güzel olacak yani tribün yapılacak. Şu anda tribünümüz tamamen bitti. Yani tamamen bitti. İstese maç izlenilebilir seviye de şu anda. Soyunma odalarında bazı eksikleri vardı. O soyunma odalarını tamamladıktan sonra büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim. Etimesut maçına yetişmese bile önümüzdeki sonraki maça yetişecek yani. Onu söyleyeyim. Anladım. Yani tribün tamamen bitti. Tribünün hiçbir eksiği yoktur. Peki. Tribün demişken tribünle ilgili son bir soru sorayım başkanım. Tribünün dolmasıyla ilgili farklı bir proje, bir düşünceniz oldu mu? Böyle bir girişiminiz var mı? Şimdi türbinlerin dolmasıyla ilgili farklı bir projem benim hiçbir zaman olmayacak. Neden olmayacak? Ben size söyleyeyim. Çünkü ben kesin net bir adamım kendime göre. Mesela bazı taraftarlarımız bilet fiyatlarını söylüyor. Bazı taraftarlarımız işte başka bir şeyler söylüyor. Bizim bilet fiyatlarımız 15 günde bir paket sigara bile değil. Evet. Duyuyorsunuz değil mi beni? Yani bizim bilet fiyatlarımız
15 günde bir paket sigara bile değil. Biz buraya dünya kadar bir futbol takımının şampiyonluğa oynayan ikinci ligde kırmızı grup gibi bir grupta şampiyonluğa oynayan takımın maliyetinin ve bütçesinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz siz. Evet. Yani. Bildiğiniz için yani şimdi bunu halkın istemesi gerekiyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şehrin takımı yani bir il takımısın sen. İlçe takımı değilsin ben küçük görmüyorum ya sakın yanlış anlamayın ilçe takımlarını. Bir il takımının 15 günde bir maçına yani başka projeler ne gibi bir proje üretebilirim ki yani? 20 TL bilet parası. Yani bunu daha ne yapabilirim? Halk demesi lazım ki bu takım benim takımım ya. Celil Çalışkan'ın takımı değil. Bu başka birisinin takımı da değil. Ya benim takımım ben gidiyorum onu desteklemeye bitti yani bu kadar. İstemesi lazım. Bir insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben buna Ya bir de eminim. Yani ben mesela ben 28 yaşındayım başkanım. Ben yani şu anda futbolla ilgilendiğimden bu yana Bayburspor ilk defa birinci lige bu kadar yakın. Yani şu dönemde asıl olması gerekiyor. ben de onu söylüyorum. Yani şimdi buradan ben kalkacağım. Mesela gideceğim vali beye diyeceğim ki misal veriyorum yani. Vali beye diyeceğim ki ya sayın valim işte köylere veya ilçelere söyleyin talimat verin. Köylerden muhtarlar 10'ar kişi mi getirsin? 22'er kişi mi getirsin? Yani bunu benim söylemem mi gerek var? Yoksa o muhtarın veya o şeyin düşünüp de köydeki insanın ya benim takımımın bugün maçı var. Ben maça gidiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yurt dışından atlıyorlar, uçağa geliyorlar şeyine, maçına. Biz kalkmışız İstanbul'dan kalkıyoruz. 1100 kilometre tepiyoruz, gidiyoruz. Takımımızın başındayız her yerde. Şemsettin Bey Afrika'dan kalkıyor geliyor. Muhammed Karaoğlu bizim sponsorumuz Almanya'dan kalkıyor geliyor. Ya sen 500 metrelik mesafeyi gidemiyorsan burada yönetimden bir proje beklemek bence bunlar tamamen ne biliyor musunuz? Bizim oraların bir lafı vardır. Oynamayan gelin yerim darış dermiş. Mesela bu tamamen odur yani. Ben buna bağlıyorum. Ya geleceksin takımını destekli. Bu takım senin. Bu takım kimsenin değil. Bu takım Bayburt'un halkının. Ya Bayburt Evet. halkının takımı. Bu kadar. Başka yani buna projeye murujeye gerek yok. İstedikten sonra her şey olur. Evet, Bayburt halkı demişken başkanım Bayburtlu iş adamlarından, Bayburt esnafından veya Bayburt'un önde gelen isimlerinden yeterli desteği görmediğinizi son basın toplantısında belirtmiştiniz. Bununla alakalı ben görüşlerinizi burada da açıklamanızı istiyorum. Hani o basın toplantısından sonra bir şeyler değişti mi? Bazı girişimleriniz sonuç verdi mi? Bununla ilgili ben cevaplarınızı bekliyorum. Biz şöyle söyleyeyim ben size açık ve net olarak. Biz Bayburt'tan herhangi bir desteği göremiyoruz. Yani destek görmedik şu ana kadar. Ufak tefekler yani böyle. Destek görmedik hala da göremiyoruz. Yani özellikle Bayburtlu iş adamlarını biz kendim bizzat telefonla aradım. Hiçbir maddi konuya girmedim. Sadece dedim ki gelin şu şampiyonluk serüvenini beraber yaşayalım dedim. Gelin hep birlikte olalım. Bizimle beraber yol yürüyelim. Hep birlikte yürüyelim dedim. Burada Sayın Valimiz Cüneyt Epçin Bey gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Bize çok büyük desteği var. Yani Hükmü Bey, belediye başkanımız Hükmü Bey, Hükmü Pekmezci Bey. Ve basın toplantısında da söylemiştim. Hayrettin Koç Yiğit Bey. Yani Bayburtlu iş adamı mesela Muhammed Karaoğlu Anzentrum içeceklerinin sahibi, Anzentrum firmasının sahibi Muhammed Karaoğlu her dönem işini, gücünü, her şeyini bırakıyor. İkinci kulüp, bak ikinci ligde ki bir kulübe göğüs sponsoru ve isim hakkımızı aldı zaten bu sene. Müthiş derecede bir destek sağlıyor. Yani müthiş bir derecede derken bunu abartarak söylüyorum. Gerçekten müthiş derecede. Bu adama çok teşekkür ediyoruz. Mesela Muhammed Karaoğlu'nun onda biri kadar biz Bayburt'un komplesinden destek göremedik. Başımız bugün ne zaman sıkışsa zaten bir Şemsettin Çalışkan diye bir kardeşimiz var bizim sağ olsun. Şemsettin Bey ne zaman başımız sıkılsa sağ olsun Şemsettin Bey bizim imdadımıza her konuda yetişiyor. Yani bakın her konuda yetişiyor. Şimdi
Allah onlardan bin kere razı olsun. Bugün biz Bayburt'taki mesela Bayburt'taki iş adamlarına gelse bize sponsor olsalar mesela bir kol reklamımız veya başka bir şeyimizi onlara versek çok daha rahat aşarız. Ama maalesef olmadılar. Biz de gittik şehir dışında sponsorlar bulduk. Yani Bayburt'ta olmayan insanlarla gittik Iğdır firması. sponsor oldular. Buyurun. Iğdır firması değil mi? Tabii ki Iğdır firması mesela Can Türk Bey ile iyi bir dostluğumuz oluştu. Can Türk Alagöz Bey geldi. Mesela bize tribün sponsoru oldu. Hem de büyük bir maliyetle yani öyle küçük bir şeyle değil büyük bir maliyetle. Sonradan Kripto Swaps'la bir biliyorsunuz coin anlaşmamız oldu. Allah'a şükürler olsun. Şimdi birkaç tane daha sponsor firmalarıyla görüşmemiz var. Ama henüz tam netleşmediği için onlarla da şey yapmıyorum. Onlar da şehir dışından yani bizim memleketimizin insanı değil. Dışarıdan işte Ankaralı, işte Iğdırlı, Karslı olacak bir tanesi inşallah. Öyle şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Gönül ister yani. Gönül ne ister? Tabii ki Allah razı olsun. Onlar da bize teveccüh gösterdi, geldiler. Gönlümüz şunu istiyor. Biz bu şehirdeki esnaf, iş adamı, abilerimizle beraber bu yolu yürümemiz ama onlardan gerekli şeyi göremediğimiz için böyle de bir çalışmanın içerisine girdik. Ha, başardık mı? Tabii ki başarıyoruz. Başaracak mıyız? Sonuna kadar başaracağız. Bu da bir bilinmesi gerekiyor yani. Biz pes eden insanlar değiliz. Başkanım, son basın toplantısında otobüs alamadığınızı ve bazı marketlerden yani ürün alamadığınızı, parayla bile ürün alamadığınızı bahsetmiştiniz. Bu marketlerin ismini gerekirse açıklarım demiştiniz. Bunu bizim yayınımıza açıklamak ister misiniz? Açıklamazsanız da bu konuyla ilgili tekrar bir yorumunuzu almak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim Ahmet Bey. Bunları açıklayacağım zaten. Yani bunları bütün her yerde açıklayacağım. Çünkü bu bizde bir gönül yarasıdır. Şimdi bir şey konuya şöyle bir giriş yapayım ben. Geçen sene ikinci yarıda biz yönetime geldiğimizde Şemsettin Çalışkan önderliğinde Şemsettin Çalışkan kendisi Afrika'daydı. Biz geçen senenin ikinci yarısında bu takım düşme hattındaydı. 60'ın üzerinde dosya kapattık. 60'ın üstünde dosya kapattığımızda yine bu şehrin takımıydı bu takım. Yine bu şehirdeki insanlar buradaydı. Ama Şemsettin Çalışkan Afrika'daydı bakın. O dönemde Afrika'daydı. Biz burada koşturduk, kovaladık. 60'a yakın dosya kapattık. Ve takım ligde çok iyi bir performans sergiledi ikinci yarı dönemde. Bu arkadaşlar yine vardı. Futbolcu takım yani futbolcu kardeşlerimiz yine vardı. Biz bu takımla devam ettik. Devam et yani o dönemde çok sıkıntılı bir dönem vardı. Atlattık onu. Bu dönem şimdi takım şampiyonla oynuyor. Biz şehirden diyoruz ki ya bize gelin destek verin. Yani bir şekilde destek verin. Çok büyük maliyetler çünkü bunlar. Geçen yönetim bize şunu yapmıştı. Geçen yönetim bize böyle demişti falan filan böyle ufak tefek söylemlerle kendilerini bir kenara itiyorlar. Ben de söylüyorum diyorum ki arkadaşlar öyleyse bakın Şemsettin Çalışkan geldi yarım dönem burada durdu. Bu takımın bütün borcunu ödedi. Takım ligde kaldı ve şu anda Şemsettin Çalışkan yok. Dünya kadar para verdi. Şemsettin Çalışkan şu anda yok. Şimdi Celil Çalışkan var. Celil Çalışkan da yarın gidecek. Ama Bayburt Spor devamlı var olacak. Evet. Bu Bayburt Spor sizin yani sizin takımınız. Ben bunu söylüyorum. Marketçi o bana geçen dönemde bunu yapmıştı. İşte otobüs firması bir şeyi trip yapıyor kendine göre. Ya bunu şimdi Bayburt Spor'a otobüs vermek veya Bayburt Spor'a herhangi bir şey yapmak kimsenin şey değil yani böyle bir bana böyle çok büyük bir iş yapmıyor. Yapmakla yükümlüsün çünkü bu senin takımın ya. Tabii ki de. Ya bu Bayburt Spor senin takımın, senin ulusal arenada bakın Seni tebrik ediyorum. ulusal arenada
Bayburt'u temsil eden tek sivil toplum kuruluşu. Bayburt Spor. Başka yok. Voleybolumuz var mı? Yok. Basketbolumuz var mı? Yok. Yüzmemiz var mı? Yok. Neyimiz var? Bayburt Spor'umuz var. Ya gelin buna sahip çıkın. Yani senin gönlünü mesela ben 1 milyon para kimseden istemiyorum. Ya diyorum ki ya 5 tane ekmek de sen gönder yani fırıncı. De ki ya Evet. benim şuyum var. 5 tane ekmek gönderiyorum. Bu yani. Ya vermeyeceklermiş. Ya vermesinler önemli değil. Otobüs vermeyecekmiş. Ya vermesin önemli değil ki. Biz şimdiye kadar kendi imkanlarımızla yaptık. Bundan sonra da kendi imkanlarımızla yaparız. Bu Bayburt Spor'u biz kimseye muhtaç etmeyiz. Allah'a şükürler olsun. Ama geri geldiği zaman onları da konuşuruz. Ya budur yani. Yani biz İstanbul'dan kalkıyoruz, gidiyoruz Bayburt'ta takımımıza sahip çıkıyoruz da. Sen Bayburt'tasın ve Bayburt'tan ekmek yiyorsun ve Bayburt'un da ismini kullanıyorsun ama Bayburt Spor'a sahip çıkmıyorsun. Ben bunu bütün Bayburtlara şimdi şey yapıyorum. Söylüyorum. Adam Afrika'dan geliyor. Kendisine çok büyük hakaretler edildiği halde Bayburt Spor'a sahip çıkıyor. Bayburt Spor'u şu anda ikincilikte şampiyonluğa oynatıyor. Ama sen Bayburt'tan ekmek yiyorsun. Bayburt'un ismini kullanıyorsun. Bakın bunu iyi dinleyin. Bayburt'un ismini kullanıyorsun. Evet. Ama Bayburt Spor'una sahip çıkmıyorsan bunun yani hesabının sorulması gerekiyor. Bu AŞ değil. Celil Çalışkan AŞ değil. Veya Çalışkan AŞ değil. Bu Bayburt Özel İdare. İşte bunlara biz kızıyoruz. Diyoruz ki ya biz kendimizi bazen de düşünüyoruz. Acaba yanlış mı yapıyoruz? Bunu da kendini yani düşünmekten alamıyoruz. Şemsettin Çalışkan. Başımı sıkışıyor Şemsettin Çalışkan. Diyor ki ya diyor geçen sene ne yaptım da ben seni gördüm. E hala bu sene niye bana yapışıyorsun? E yok ne yapacağız? Durum böyle. Özkan'ım, bu konulardan dolayı sıkılıp bunalıp hani görevi bırakmayı düşündüğünüz oldu mu? Hani bir bıkkınlık geldi mi? O raddeye Kesinlikle geldi geldi. mi? Kesinlikle geldi. Bakın kesinlikle geldi. Ben eğer şu anda tekrar söylüyorum. Ben Şemsettin Bey'in kendisiyle de konuştum. Bunu söylüyorum. Eğer bu takımdaki şu andaki takımda oynayan hali hazırda futbolcu kardeşlerim olmasaydı ben bırakmıştım. Ben onlara söz verdim. Onlar için şu anda buradayım. Ben yani gerçekten Bayburt halkından. Yani şimdi bunu hep bir şey yapmaya gerek yoktur. Böyle dillendirmeye gerek yoktur. Öyle şey yapmayalım. Bayburt halkı şunu gerçekten bilmesi lazım. Ya benim takımım olsun mu olmasın mı? Bunu biz sezon başında da söyledik. Bizim takımımız olsun mu olmasın mı? O kadar basit bir şey ki. Olsun. Öyleyse desteği vereceksin. Olmasın. Tamam bitti. Olmasın. Biz bunun mücadelesini veriyoruz Ahmet Bey. Ben Bayburtluyum. Ben o toprakların çocuğuyum. Ben o topraklarda doğdum. Biz yenilgi büyüyen insanlarız. Biz hayata eksi bir sıfır hayata mağlup başlayan insanlarız Bayburt'ta. Ekonomik ölçüde söylüyorum. Doğru mu? Doğa Tabii ki de. şartları, ekonomi, Bayburt hayata eksi bir sıfır başlıyor. Ama biz bu eksi bir sıfırı bir de yaptık, üstüne de çıktık. Allah'a şükürler olsun Bayburt Spor olarak. Biz çok büyük bir kulübüz. Buna Bayburt halkını inandırmak gerekiyor. Onların inanması gerekiyor yani. Yoksa biz Doğru. inanıyoruz zaten her şeye. Doğru başkanım. Bir soru daha gelmiş tekrardan da. Otel ve market ismini açıklayacak mısınız demiş. Sonra mı Burada açıklayacaksınız başkanım? açıklamayacağım. Ahmet Bey, burada açıklamayacağım. Ben Bayburt'ta söylemiştim. Şöyle söylemiştim. Demiştim ki bir dahaki basın toplantısında bu da sadece şunun için. Ya bakın bu da sadece şunun için yani bu otellerin isimlerini, firmaların isimlerini hepsini açıklayacağım. Bu da sadece şunun için. Bayburt'un ekmeğini yiyip Bayburt'a kimse ihanet edemez. Bunun için. Tabii. Yani ben şahsen eğer Bayburt'un ekmeğini yiyorsam Bayburt'un çöpüne de sahip çıkarım, taşına da sahip çıkarım. Ama sen hem Bayburt'un ekmeğini yiyeceksin, hem Bayburt'un üstünden siyaset yapacaksın, hem de Bayburt'un hiçbir şeyine sahip çıkmayacaksın. Buna benim gibi bir adam karşı çıkar. Ha, karşı çıkmayacaklarmış. Bayburt halkı diyecekmiş ki biz böyle yaşamaya devam edeceğiz. Onu da başımın üstünde yeri var. Anladım. Başkanım, bu konuyla ilgili bir soru da geldi. Şey sorusu alayım. Yönetim kurulundan maddi olarak destek var mı? Celil Başkan yalnız mı mücadele ediyor demiş seyircimiz.
Yönetim kurulundan daha önce basın toplantımda da bildirmiştim ben. Hayrettin Koç Yiğit abimiz var bizim. İl Özel İdare'nin genel sekreteri. Gücü ölçüsünde sağ olsun beni bir gün prim konusunda o gün futbolculara karşı mahcup etmemişti. Onu çok teşekkür ediyorum. Onu da zaten söyleyeceğim. Kenan Aktürk Bey'imiz var bizim. Alışverişimiz oluyor. Yani başka yönetim kurulundan herhangi bir kişiden kimseden hiçbir şeyimiz yoktur. Dediğim iki tane isim var bakın. Anladım. Şemsettin Çalışkan şu anda yönetimde yoktur. Benim kendisi amcaoğlumdur. Onunla beraber. Şemsettin Çalışkan, Muhammed Karaoğlu yönetimde. Yani bunlar. Bir de sağ olsun Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız Hükmü Bey ve Sayın Valimiz Cüneyt Epçin Bey'in çok büyük gayretleriyle biz orada duruyoruz yani. Bayburt'ta hala diyoruz ki bu takım benim takımım. Bu takım başarılı olacak. Onun mücadelesini veriyoruz. Anladım. Başkanım, bu konuyla ilgili son bir soru alayım. Seyirci sorusu. Hangi Bayburt dernekleri Bayburtspor'a destek olur veya olmuyor? Başkanımız onları da açıklar mı demiş Emre Polat. Tabii ki söylerim. Mesela Tekirdağ Derneğimiz. Veli Meşe ile maça gittiğimizde özellikle onlara ben teşekkür ederim. Veli Meşe ile maça gittiğimizde Tekirdağ Derneğimiz bizi orada misafir etti, ağırladı. Başka İzmir Ala, bakın İzmir Ala Derneğimiz. Şurada küçük bir parantez olarak şunu açıklayayım ben Ahmet Bey müsaade ederseniz. İzmir Ala'da çalışan ve yaşayan hemşerilerimiz bizim Kenan Yavuz Bey'in oraya götürmüş olduğu biliyorsunuz. Maaşla çalışan arkadaşlarımız. Evet. Hemşerilerimiz yani. Onlar bize öyle bir destekte bulundular ki mesela forma kampanyası başlattılar kendileri. Hesabımıza 10 bin küsür lira para yatırdılar. 14 bin lira civarında yanılmıyorsam. O civarda bir para yatırdılar. Bizi orada ağırladılar mesela. Ben hayret ettim. Maaşla çalışan bakın gönül istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Bir iş adamı değil bunlar. Maaşla çalışan orada işte Petkim'de şurada burada çalışan arkadaşlarımız. Öyle bir destek verdiler ki Allah onlardan bin kere razı olsun. Biz yani mesela derneklerden sadece Tekirdağ Derneği özellikle başkanına çok teşekkür ediyorum. Ve İzmir Ala Derneği'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ha diğerleri de bize dediler gelin işte yemek programı yapacağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye dernekler de bize bunları söyledi. Maçlardan sonra hepsi kayboldu gitti. Maç bitti, baktık kimse yoktur ortada. Onlar da söylenecek. Yani şu Bayburt'un ekmeğini yiyip kimliğinde Bayburt yazan insanların hepsinin takımıdır bu takım. Benim kendi şahsi takımım değil. Şemsettin Çalışkan'ın, Muhammed Karaoğlu'nun değil. Herkesin takımıdır. Bu takıma herkes sahip çıkmak zorunda. Ben bunu aylardır, yıllardır söylüyorum. Yazık etmesinler, şu emeklere yazık etmesinler. Başkanım, kulübün mali durumu ne durumda? Kulübün şu anda hiçbir futbolcumuza borcu yoktur. Dışarıda piyasaya hiçbir şekilde borcumuz yoktur. Bizim ufak tefek yani şöyle çok cüzi bir vadeye yayılmış ufak bir borcumuz var. O da milyon bile değil yani onu ben size söyleyeyim. Bakın 1 milyon bile değil. Şu anda onları biz karşıladık. Allah'a şükürler olsun. Bu takımı kimseye muhtaç etmedik. Bu takım yine de kimseye muhtaç olmayacak. Her şeye rağmen dediğim gibi biz bu toprakların çocuğuyuz. Biz bu topraklarda büyüdük yani biz öyle kendi toprağımızı bırakıp da ele buna muhtaç edecek insanlar değiliz. Allah'ın izniyle neyimiz varsa satarız. Yine de bu takımı hiç kimseye muhtaç etmeyiz Allah'ın izniyle. İnşallah Hiç merak başkan. etmesin taraftarımız. Başkanım, maçların canlı yayınlanması hakkında bir girişimimiz oldu mu, olacak mı? Maçları zaten şu anda biz canlı yayınlamıyoruz ama bizim taraftar grubumuz var. Mesela Sarı Duvar taraftar grubumuz var. Evet, oradan izliyorsun. Çok kaliteli insanlar. Allah razı olsun onlardan da. Her zaman bizim yanımızda oluyorlar kendileri. Onlar kendileri şey yapıyorlar, yayınlıyorlar. Onlar yayınladığı için onlar hem de kaliteli yapıyorlar bu işi. Biz o maçın atmosferine girince yani kendimizi kaybediyoruz. O yüzden
maçların canlı yayınını şu an için işte Sarı Duvar yapıyor. Tabii istek olursa biz de kendimiz de yapabiliriz yani. Bizim teknik ekibimizde de öyle arkadaşlarımız var. Anladım. Başkanım, kulüp yeni tesis ve saha projesi ne zaman gerçekleşecek diye bir soru var. Şimdi biz geçen sene sağ olsun yine valimiz, belediye başkanımız ve Şemsettin Bey'in üstün gayretleriyle 45 dönümlük bir arsa tahsisimiz oldu bizim özel idare spora. Biz bunu başardık. Şimdi bizim bu kulüpte geleceğimizle ilgili bir şey var, düşünce var. Biz onu şu an için askıya aldık. Yani o stat yapılabilir. Çünkü şu kadar çalışmamızın karşılığını biz Bayburt'tan alamadık. Ve hala da alamıyoruz. Onun için biz duruyor o proje. Mesela henüz onun için bir girişimde bulunmadık. Öylece bekletiyoruz yani. Çünkü biraz da gönül kırgınlığı var. Neden gönül kırgınlığı var? Biz Bayburt için bu kadar emek sarf ederken, Bayburt için bu kadar mücadele ederken Bayburt'taki iş adamlarımız olsun, STK'lar, sivil toplum kuruluşlarımız olsun, neden kulak ardı ediyor çoğu şeyi? Biz onların kendim diyorum. Onun şeyini yaptım. Biraz matematiğini yaptım. Onun için biraz askıya aldım. Çok büyük bir proje bu proje. Aslında bu proje olmuş olsa Bayburt level atlayacak yani. Bütün spor dallarında level atlayacak. Onun için onu biraz askıya aldık. Ama yani arsa tahsisimiz, projemiz, her şeyimiz tamam. Sadece bizim bir atraksiyonumuza bakıyor. Onu da öyle bekletiyoruz. Başkanım, altyapıdaki gelişim ligine katılan takıma ne kadar destek oldular diye bir soru var. Ben de bununla beraber kendi sorumu sorayım. Geri çalışkan altyapıya nasıl bakıyor? Şöyle altyapı ya nasıl bakıyor? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Biz geldiğimizde altyapı diye bir şey yoktu. Geçen sene geldiğimizde altyapı diye bir şey yoktu. Kapalıydı. Biz bu sene seçmeler yaptık. İlk geldiğimizde seçmeler yaptık. Ve altyapıya ve A takıma hangi futbolcuyu kazandırırız diye. Seçmelerde iki tane genç arkadaşımızı A takıma kattık. Altyapımız şu anda açık. Akademi liginde oynuyor. Ve çok da büyük bir ama bunu şöyle söyleyeyim. Bunu özel idareyle beraber yapıyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim Hayrettin Koçyiğit. Hayrettin Koçyiğit'le beraber altyapı şu anda aktif halde dört takımla mücadele veriyor. Tabii biz istiyoruz ki Bayburt'tan çok büyük değerler çıkaralım. Türkiye piyasasına sunalım. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Yani şimdi bunu Hayrettin Bey olsun gerçekten bu işe özveriyle bakıyoruz zaten. O ilgileniyor esas. Ama tabii ki daha da büyütebilir miyiz? Daha da büyütebiliriz. Şimdi her şey maddiyatla oluyor Ahmet Bey. Şimdi her şey maddiyatla oluyor. Sadece altyapıya önem verip de üst yapıyı bırakırsak o da olmaz. Ya, Evet. bu koordineli bir şekilde devam etmesi lazım. Biz şu anda elimizden geldiği kadar bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Altyapıda da çok iyi topçularımız var. Bakın. Bunu başkanım Süper Altyapıda da Lig'de çocuklarımız var. Tabii bu sorun ne tam takım oynayabilecek kişi oyuncu var. Böyle izliyorum dediğiniz oyuncular var mı? Seni A takımda oynar dediğiniz. dört tane. Dört tane. Dört tane ve şu anda da Güzel. oynuyorlar zaten. Dört tane. Şu anda biz onları altyapıya gönderiyoruz. Ama A takımın oyuncuları altyapıda oynuyorlar. Biz onlar altyapıdan geldi zaten. Onları Anladım. devamlı maç eksiklerini gidersin diye Akademi Ligi'nde oynatıyoruz. Yani dört tane oyuncumuz var Bayburtlu. Şu anda Bayburtlu beş tane oyuncumuz var şeyde. Bir tane Cumhur Türk Yılmaz'ı transfer ettik. O da Bayburt, evet. Evet. Şu anda 5 tane topçumuz var Bayburtlu. İnşallah onlar yani önümüzdeki sene olmazsa bir dahaki dönemde kesinlikle Bayburt'un değişmez topçular oynasınlar. Tabii ki.
Başkanım, Bayburt Spor demişken, Bayburt Spor formalarıyla alakalı, Bayburt Spor açılacak mı? Forma satışlarıyla ilgili durum ne durumda? Onunla ilgili yapmanızı bekliyorum. Şimdi biz sezon başında taraftar forması yaptık. Şimdi bu soruları çok güzel soruyorlar da acaba soru soran arkadaşlarımız ne yapmışlar? Bakın biz sezon başında formalarımızı yaptırdık, getirdik. Şehrin ortasında hem de gurbetçi dediğimiz kişilerin çok olduğu dönemde şehrin ortasında stand açtık. İnanın 200 tane forma sattık. 200 tane forma yaptık. Dedik ki ilk bir görelim nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Bunu getirdik şehrin merkezine. Şehit Nusret Parkı'nı bilir misiniz? Biliyorum. Biliyorsunuz. Tam onun önüne stand taştık. Ya forma satamıyoruz taraftarımıza. Dedik ki herhalde bu Şehit Nusret Parkı biraz yukarıda kalıyor. Gelin Saat Kulesi meydanına götürelim. Sağ olsun belediye başkanımıza söyledik. Belediye başkanımızdan müsaade aldık. İş Bankası'nın önüne götürdük, standı koyduk. Formalarımız orada, kombine biletlerimiz orada. 12 tane forma sattık 1,5 ay boyunca. Nasıl? Güzel rakam değil mi? Evet. 12 forma. Ve bu takım şampiyonluğu oynuyor. BDM diye bir grubumuz var. Bayburt Dostlar Meclisi. Biliyor musunuz onu da? Duydum başkanım, biliyorum. Duydunuz değil mi? Allah razı olsun onlardan 15 tane forma getirdim de onlar sattılar. Benim dediğim şu sahiplenmek. Yani analitik düşünmek gerekiyor biraz. Yani aidiyet duygusunun gelişmesi lazım. Ya bu takım benim takımım, ya bu takım benim takımım demesi lazım insanın ya. Ya bakın Bayburt Grup bu takımı amatörden aldı. Bal 3. lig, 2. lige çıkardı. Doğru mu? Evet. Doğru. Milyonlarca lirayı hibe etti. Şu anda Bayburt Grup'a kim teşekkür ediyor? Kimse teşekkür etmiyor. Bayburt Grup çekti gitti. Geçen sene Şemsettin Bey geldi. Bir şeyler yaptı. Allah razı olsun bu takımın haysiyetini, şerefini kurtardı, getirdi buraya koydu. Şemsettin Bey gitti. Ama Bayburt Spor yine var. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bayburt Grup Yok. gitti. İsmail Ersoy Özbek gitti. İşte herkes gitti ama Bayburt Spor var. Bu olgu var. Ya gelin sahip çıkın takımınıza. Yok maalesef yok işte. Biz bir şey söylediğimiz zaman da gönül koyuyorlar. Ya niye gönül koyuyorsunuz? Ben de bu sene şunu değiştirdim. Diyorum ki ben gerek bir ay, gerek bir hafta, gerek bir sene başkanlık yapacaksam kimseye Bayburt Spor üzerinden siyaset yaptırmayacağım. Yapmadı mı bir adam Bayburt Spor'a mı? Yani yardımı yok mu bir adamın? Bayburt Spor'a yardımı varmış gibi göstermeyeceğim. Yani yapıyormuş Mişli müşli geçmiş zamanları ben yapmam abi. Yapmayacağım. Yapıyor musun? Başımın üstünde yerim var. Gerek 1.000 lira bak. Gerek 1.000 lira. Gerek 10 milyon. Hiç önemli değil. Başımın üstünde yerim var. Yapmıyor musun? Kardeşim burada, burası, bu tribünler, bu protokol siyaset meydanı değil. Git siyasetini başka yerde yap. Başkanım, Dinçer Asapan'la ilgili bir sürü soru var, altta gördüm. Basın toplantısından sonra yeni bir görüşmeniz oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Ben Dinçer Bey'le herhangi bir görüşmem olmadı benim. Hiçbir zamanda olmadı. Basın toplantısında bir yanlış anlaşılma var. Hani birileri aramış da bir şeyler söylemiş. Onlara kızmış da Bayburt Spor'a yardım yapmıyormuş diye bir söylemde bulunmuş. Onun biz olmadığımız için ben Dinçer Asapan'ın ofisini 2 defa aradım basın toplantısından sonra. 2 defa. Bir bayan sekreter çıktı, bir erkek sekreter çıktı. İkisinde de dedim ki Dinçer Bey'e ulaşırsanız telefon numaram bu. Ben Bayburt Spor Başkanıyım. Beni arasın lütfen dedim. Dönüş olmadı. Ondan sonra da daha aramadım. Anladım. Yani Dinçer Bey veya bir başkası değil. Burada şu var. Yani bizden herhangi bir şekilde Dinçer Bey'e telefon edip de Bayburt Özel İdare Spor'a bakın. Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor'a
Yardım yapar mısınız? Şu yapar mısınız? Kesinlikle hiçbir şey olmamıştır. Onu bilin. Başkanım, fan token satışları başlamıştı. Orada durumlar nasıl gidiyor? Gayet güzel şu anda satışlarımız. Yani satışlarımız bizim gayet güzel. Bizim sağ olsun yani Bayburt'tan değil de dışarıdan alan arkadaşlarımız çok kendi iş, mesai arkadaşlarımız olsun dışarıdan işte dostlarımız, eş dostumuz alıyor. Gayet güzel gidiyor. Allah'ın izniyle inşallah biz de elimizden geldiği kadar yani Bayburt Spor artık mesafe kat ediyor. Bayburt Spor Allah'ın izniyle çok güzel yerlere gidiyor ve gidecek de. Dışarıdan hatta bu kripto swaps'la ilgili şey yapıyoruz. Kripto swaps'la ilgili anlaşmamız olduktan sonra dışarıdan sponsorlarımız da geldi yani. Ha, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben Ali Yeneroğlu abimiz altta bir şey yazmış. Onu söyleyeyim. Evet doğru yazmış. Bayburt Spor kimseden para dilenmiyor. Bayburt Spor o kadar güçlü bir ekip ki, güçlü bir ruhu var ki Bayburt Spor kimseden para dilenmiyor. Ahmet Bey bunu özellikle vurgulayayım. Bayburt halkı Bayburt'a çıksın diyoruz. Bayburt Spor'a sahip çıksın diyoruz. Bayburt Spor kimseden para dilenmez. Onu bir vurgulayalım. Yani Ali Yeneroğlu abimiz oradan ben okudum. Sağ olsun beni aydınlattığı için çok teşekkür ederim ona da aynı zamanda. Başkanım, stat zeminiyle alakalı da bir soru gelmiş. Yeni bir çalışma olacak mı demiş. Bir tane başka bir soru vardı. Altın ısıtma olur mu falan gibi sorular var. Ne düşünüyorsunuz? Stat zemininin sarı görünmesi yani farklı yorumlanıyor ama onun soğukla alakalı olduğunu birçok defa anlatıldı. Ona rağmen hala stat zeminin çok kötü olduğu düşünülüyor. Zemin hakkında yorum yapar mısınız? Zeminimiz bizim gerçekten çok güzel. Bu Adem Köse Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim Bayburt Gençlik O ve da bu Spor arada Müdürü. yayını izleyenler arasında az önce gördüm onu da ben de. Hoş Adem geldin diyecek. Köse Bey çok büyük bir gayretle o zemini gerçekten yaptı. Şu anda bizim sadece yani şunu da düşünmek lazım. Hava şartları gerçekten bizim orası -22. Evet, alttan ısıtma olabilir mi? Bu ilerleyen zamanlarda olabilir. Çünkü bu takım daha önceden amatördeydi. Bayburt Spor diye bir olgumuz yoktu. Yani stat var ama Bayburt Spor diye bir olgumuz yoktu. Şimdi Bayburt Spor var. Bu gerçek var. Şampiyonluğu oynuyor. İnşallah PTT'de oynayacak. Tabii ki alttan ısıtma yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu tamamen şehrin takımına sahip çıkmasıyla ilgili. Yani bu takım olacak. Bu takım isteseler de istemesen de bu takım olacak. Yani bu şöyle söyleyelim. Peygamber Efendimiz'in kılıcı gibi bu şehrin üstünde olacak devamlı yani. Evet. Bunu kimse inkar edemez. Bayburt Spor gerçeğini kimse inkar edemez. Başkanım, bu arada PT dediniz de herhalde az alışkanlığı. Spor Toto birincilik oldu. Önümüzdeki sezon Bayburt Spor'un yeni adresi Spor Toto birincilik olsun diyelim. Aynen öyle. Spor Toto birincilik. Az alışkanlığı. Özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Başkanım, peki kulübe kalıcı gelirler yani sağlayacak bir çalışmalarınız var mı bunların dışında? Kesinlikle biz bunu zaten çalışıyoruz. Biz mesela kripto swaps'la ilgili anlaşmamız bir senelik değil, 3 senelik. 3 senelik kontrat imzaladık. Diğer sponsorlarla ilgili anlaşmalarımız bizim uzun vadeye yayıyoruz. Yani diyoruz ki biz olmasak dahi Bayburt Spor olgusunu kimse aklından çıkarmasın. Başka proje olarak biz mesela şöyle bir otopark düşünüyoruz. Otopark yapalım. İşte Bayburt Spor'a en azından bir gelir olsun diye. Bu çalışmalarımız var. Ama bunları da başarı elde edebilir miyiz Bayburt'ta? Zannetmiyorum. Çok Peki. çok projemiz var ama şey yapabilir miyiz? Başarı elde edebilir miyiz? Ben Bayburt'ta pek emin değilim buna. Başkanım, benim için en önemli sorulardan birisi Bayburt Spor'la ilgili uzun vadeli hedefleriniz nedir? Süper Lig'de kaç sene sonra Bayburt Spor'u görebiliriz? Canı gönülden bir soru sordun. Canı gönülden cevap vereyim mi? Eyvallah başkanım. Ben şöyle düşündüğümü kafamda bir şey tasarlayarak düşünen bir adam değilim. Ben net bir adamım. Net de söyleyeyim. Bu takım birinci lige çıksın ki çıkacak Allah'ın izniyle. Süper Lig hayal mi? Vallahi değil. Bakın değil. Yemin ederek İnşallah. söylüyorum. Çünkü Bayburt spor olarak ben şimdi spor camiasının içinde olan bir insanım. Bayburt Spor
her şeyi başarabilir. O birlikteliği sağladığımız zaman her şeyi başarabilir. Neden olmasın? Neden değil? Bu bir hayal değil. Ben Banksport Bayburt'a geldiğinde de aynı soruyu sormuştu bana. Ben kendisine de söylemiştim. Biz inandıktan sonra bizim elimizden hiç kimse o inançlarımızı alamaz. Yeter ki biz inanalım. Ben inanıyorum. Olabilir. Kesinlikle. 2 sene, 3 sene. Kim sene içinde Süper Lig'e çıkar diyorsunuz. Çıkar. İnşallah başkanım. Benim hocamı siz biliyor musunuz? Taner Aras. Çarşamba günü yayın yaptık başkanım oğlum. Evet. Öyle bir hoca var ki bizde şu anda ve ekibiyle beraber öyle bir hoca var ki o hırsı, o isteği, o dürüstlüğü, o adamlığı bu takımı çıkarır. İnşallah başkanım. Bir Bayburt olarak canı gönülden destekliyorum sizi de hocamızı da. Allah'ın izniyle. Taraftarlarımız da daha çok ilgi göstermeye başlar. Tribünler dolar. Daha çok desteklerler. Bayburtlu iş adamları, Bayburt'un önüne gelenlerden de yine gerekli desteği inşallah görürsünüz. Başkanım eklemek istediğiniz bir şey yoksa taraftara camiaya mesajınız varsa alalım. Yayınımızın sonuna geldik. Benim taraftara camiaya mesajım şu. Benim teknik ekibim, onlara çok teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim, onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bayburt'u gerçekten sevdiler ve sahiplendiler. Taraftara ve camiaya beklentimle, gerçekten bu insanlar takdire şayan insanlar. Gelin bu insanların yanında olun. Durun, yanında durun. Birlikte olalım. Birlikte her şeyi başarabiliriz. İnandıktan sonra bizim Bayburtlu insanların, Bayburtlu kimliğinde Bayburtlu yazan herkes için aynı şey geçerli. İnandıktan sonra bizim başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki birlik olalım. Bizim kapımız herkese açık. Gelen başımızın üstünde yeri var.